birinci vakiye olsa, ikinci vakiye Abdülmuttalib o'sha vakiyede juda qiynalib qoldi. Qiynalganligi Qurayshliklar keladi de Abdülmuttalibdan zo'rlik bilan Zanzar bizniki deb bosib olmoqchi bo'ldi. Shunda Abdülmuttalib bitta o'g'li yosh kichkina o'g'li Xalis yonida yugurib yuribdi. Bu dadamniki dadam bilan kavlaganmiz bu yerni deb. Shunday bo'lib turgan vaqtda Abdülmuttalib aytadi: "Ya Alloh, haq menga bir 10 ta bala berganingda deydi. Onalasi kuchli bo'lganda Qurayshliklar menga bu hujum qila olgan bo'lardi. Bolalarim bilan turib bergan bo'lardik" deb turib, "Agar menga 10 ta bola bersang, bittasini sen uchun qurbonlik qilaman" dedi. Nazar qilib olgan. Alloh taolo Abdülmuttalibga 10 ta emas, 12 ta farzand beradi. Abdülmuttalibga 12 ta farzand beradi. Haris, Zubayr, Abu Talib, Abdul Kaba, uni muqobaman deyishgan, Abdulloh payg'ambar alayhissalom dadasi, Abu Lahab, Abu Lahab ham payg'ambar alayhissalom amaksi. Hadijin, Raydan deyishgan, Mughira, Hamza, Hamza ham payg'ambar alayhissalom amaki. Dirar, Abbas payg'ambar alayhissalom amaksi, Musab. 12 ta farzand Alloh taolo ato qildi Abdulmuttalibga. 12 ta farzand ato qildi va 6 ta qiz beradi. 6 ta qiz. Ümmü Hakim, bunu Beyda deyişim, Safiye, Berra, dördüncüsü Atike, Ümeyme, Erva. Altı da kız derim. Maşallah, bunlar da ya. Keyin, Abdülmuttalib haligi nazr qo'ygan, atab qo'ygan bitta o'g'limni men Allohning yo'liga qurbonlik qilaman dedi. Vaqt keldi, nazrni ado qiladigan vaqt keladi. Shunda Abdülmuttalib bolalarni jamlaydi-da qur'a qiladi. Qur'a qiladi, o'rtaga ismini yozib tashlaydi. Tashlasa Abdullohga chiqadi. So'yiladigan, qurbonlik qiladigan Abdulloh, payg'ambar alayhissalom dadasi. Yana qur'a qiladi, Abdullohga chiqadi. Keyin Abdullohni qurbon qilmoqchi bo'ladi. Allah yolu kurban kılmasın. Şimdi birinci olup durup ekelerden Ebu Talib dedesini aldı ekeler. Abdullah'ın ekesi Ebu Talib. Nimet aldı ekeler de dedesini aldı ekeler de Abdülmuttalib aldı ekeler de dedi. Kımayın, kurbanlık kımayın dedi. Ekemini soymayın dedi. Kureyşliklerden bazıları ekeler de soymayın dedi. Nimet kılaman onda dese onda dedi falanca Qazi yoki falancha odam bor, shundan maslahatlashamiz. Bor maslahatlashsa aytadiki, o'sha vaqtda bir odamning biyasi to'lovi nima edi? 10 tuya. Bir odamga birov qo'yib o'tirib qo'ysa 10 tuya to'ladi. Bir odamning nimasi shu edi. Shundan 10 tuyani yozasan-da dedi. 10 tuya deysan, keyin Abdulloh deb yozasan-da, Qur'on tashlay nima tashlaysan, aylantirasan. Qo'lingni salasan-da olasan. Agar Abdullohni so'yib chiqsa, yana 10 tuya qo'shasan. Yana sa aylantirasan, salasan, qo'lingni chiqarasan. Yana Abdulloh deb chiqargan bo'lsa, yana 10 tuya qo'shasan. Qachon tuya deb chiqguncha, keyin tuya deb chiqqanda nechiga yetadi adadi, o'sha tuyani qurbonlik qilasan. Shunda Abdulmuttalib 10 tuya deydi, Abdulloh deb yozadi, tashlaydi, qo'lini solsa Abdulloh so'yib chiqadi. Yana 10 tuya qo'shadi, yana 10 tuya. Shunday qilib 100 ga 100 ga yetgan vaqtda qo'lini solib chiqarsa, 100 tuya, yani 100 tuya soruş gerek. Keyin Abdülmuttalib Abdullah'nın öşe nazirine 100 tuyanı soyadı da şunday teşek koyadı köçeyi. 100 tuya. Öşenden bir an bir insanlığa kaytarmaydı, bir an bir hayvanlığa kaytarmaydı. Ne mekir giyse öşen giyik. Şunday teşek koyadı. Bana şunun için Peygamber Esa'nın ayetlerini merak edeyken Allah Abdülmuttalib hayyinin ikten zabih Allah yoluyla soyulgen insanın balası benimdir İsmail Aleyhisselam. Böyle özünün dedesi Abdullah'ın Allah'ın yoluyla zebih kılın geldi, şunun perzendimen de geldi.